İş itibariyle de böyledir. Mesela biri temizlik yapar. Büyük iş. O temizliği yaparken Allah'ın hesabını yapıyor mu, yapmıyor mu? Kendi evini temizler gibi temizliyor mu, temizlemiyor mu? Çünkü sonuçta rızkını oradan kazanıyor. Rızkı veren Allah'tır. Onu helal etmen lazım. Allah'tan alıyorsun rızkını. Allah yaptığını güzel yapanları sever dedi. Ne kadar güzel yaptın, o kadar layık oldun. Öteki memleketi idare etmiş olsun. Doğru idare etti mi, etmedi mi? Allah'ın emrettiği gibi, razı olduğu gibi yaptı mı, yapmadı mı? Yarın ikisini yan yana koyar, ikisi aynıdır. İkisi de kuldur. Her biri Allah'a kul oldu mu, olmadı mı? Burunduğu yerde, kendi işinde, ailesi içinde, akrabaları, yakınları, çevresi içinde kul oldu mu, olmadı mı? Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaptın mı, yapmadın mı? Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek mi yaptın, yoksa onu unutarak, kendi nefsine uyarak mı yaptın? Başka bir şey düşünerek mi yaptın? Hesap budur. Nasıl ki ömreye gidilirken herkesin üzerinde ihram var, yani kefen var. Öbür tarafta da böyledir eğer öbür tarafta böyleyse eğer Allah'ın huzurunda böyleyse namaz kılarken saf olurken hepimiz aynı safta duruyorsak hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Hep herkes kuldur ve herkes Allah'a karşı sorumludur. Eğer şeytan bize hile yapar, nefis bize hile yapar. Sen şundan dolayı üstünsün derse kaybetti. Yaptığın ibadet seni Allah'tan uzaklaştırır. Sana kibir vermiştir. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Cennetin kokusunu alamazsın. Allah'ın hesabını değil de nefsinin hesabını yaptın ya da şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gittinse Rabbini unuttun. Gaflete düştün. Rabbini yok saydın. Yalanlayanlardan oldun. İnkar edenlerden değil, yalanlayanlardan oldun. Ama Allah inkar eden de yalanlayanı aynı kefeye koydu. İkisi aynıdır. Yani ben inanıyorum diyor ama gereğini yapmıyor. İnansaydı gereğini yapardı. Evet, yalanlayanlar dini yalan yani gördün mü? Ereyt ellezi bu bildi. Dini yalan yani gördün mü? Ne yapıyor? Fezali kellezi yedi ol yetim ve la yehuddu ala ta'amil miskin. Yetimi itip kalkıyor. Fakire fukaraya yedirmiyor. Yedirmeye, içirmeye, yardım etmeye, davet etmiyor. Ve veynun lil müsellim. Böyle olsun, yazıklar olsun ki onlar bir de namaz kılıyor. Onlara da, namazlarına da yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarında ederler. Namazın ne olduğunu anlamamış. Rabbinin huzurunda durmuyor. Eğer dursaydı, fakire, fukaraya, miskine, yardım ederdi, yedirirdi, içirirdi, ikram ederdi, buna davet ederdi. Aynı muameleyi yetimlere yapardı. Yetimi itip kalkmaz, küçümsemezdi. Yetim kimsesi olmayan demektir. Desteği olmayan demektir. Özel manada anası babası olmayandır. Genel manada gücü kuvveti olmayan, yardımcısı olmayan, kimseden yardım görmeyen demektir. Tek kelimeyle gücünün yettiği kimse demektir. Ne yapıyormuş? Dini yalanlıyormuş. Yalancı. Yalanlayanlar. Evet, tesbihi anlatıyordu.